Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonspor maçındaki tükürüğü sebebiyle sevk edilen Fenerbahçeli Samet Akaydın'a e ceza vermedi. Galatasaraylı Nikolo Zanyolu ile Başakşehirli Mahmut Tekdemir'e ise ikişer maç ceza geldi. Sivas Spor maçında forma giyemeyen Zanyolu, Ankara gücü maçıyla cezasını tamamlayacak ve Fenerbahçe maçında sahada olabilecek. Gözden kaçmasın Fenerbahçe'den Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliğine Samet Akaydın tepkisi. Tarihi bir skandal haberi görüntüle. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları şu şekilde. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 23.05.2023 tarih ve 65 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir. 1. Vavakars Fatih Karagümrük Kulübü'nün 17 Mayıs 2023 tarihinde oynanan Vavakars Fatih Karagümrük Adana Demirspor AŞ. Spor Toto Süper Lig müsabakasında yedek forma setlerini müsabaka organizasyon toplantısında yanlarında bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına İki Ankara Gücü Kulübü hakkında 17 Mayıs 2023 tarihinde oynanan Ankara Gücü Fraport Tav Antalya Spor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan eylemin saha olayı boyutuna ulaşmadığı anlaşıldığından ceza tayinine yer olmadığına, 3 Medipol Başakşehir FK sporcusu Mahmut Tekdemir'in 17 Mayıs 2023 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir FK Hangikredi Ümraniye Spor-Spor Toto Süper Lig müsabakasında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle iki resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasını. 4 Hangikredi Ümraniye Spor Kulübü hakkında, 17 Mayıs 2023 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir FK Hangikredi Ümraniye Spor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan paylaşımda yer alan hakem ve diğer görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına, Hangi Kedi Ümraniye Spor Kulübü Başkanı Tarık Aksar hakkında, kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan paylaşımda yer alan hakem ve diğer görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığını. 5 Galatasaray Nİ 16 Mayıs 2023 tarihinde oynanan İstanbul Spor AŞ Galatasaray AŞ. Spor Toto Süper Lig müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 190.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3 maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Açık Maraton Tribün B, C, D, E ve Misafir Tribün G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesini. Aynı müsabakada Galatasaray AŞNİN, ne, ne, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde dördüncü kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 162.500. TL para cezası ile cezalandırılmasını. Aynı müsabakada Galatasaray AŞ, sporcusu Nikol rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle iki resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasını. 6 Fenerbahçe AŞ NİNE 18 Mayıs 2023 tarihinde oynanan Fenerbahçe AŞ Trabzonspor AŞ Sportoto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53 bölü 3, maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton Üst Tribün F, G, -H E, Kuzey Tribün E, F, Sportoto Tribün C, D, E, F bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesini. Aynı müsabakada Fenerbahçe AŞ Sporcusu Samet Akaydın hakkında, rakip takım sporcusuna yönelik tükürme eylemi nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığını. 7 Kasım Paşa A.Ş. Sporcusu Günay Güvenç'in, 16 Mayıs 2023 tarihinde oynanan Demir Grup Sivas Spor Kasımpaşa A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4 maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle iki resmi müsabakadan men ve 17500 TL para cezası ile cezalandırılmasına 8 Korendin Alanya Spor Kulübü görevlisi Baran Boçnak'ın, 16 Mayıs 2023 tarihinde oynanan Korendin Alanya Spor Tire Arabam.com Konya Spor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Anlık Galatasaray Haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde